Bitez Beldesi'nde deniz kenarında engelliler için bir kafe hizmeti açılırken yapılacak yeni çalışmalarla engellilerin de denize girebilmelerine imkan sağlanacağı belirtildi. Münakaşası yapıyoruz. Evet, engelli. Şankaya Belediyesi açmış. Çengel kafe demiş. Beldenin yalı mevkiinde engelliler için yapılan kafe hizmeti açıldı. Açılışa engelliler ve yakınlarının yanı sıra ilçedeki engellilerle ilgili dernek yöneticileri katıldı. Açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunulurken engelli bireyler sahil bandında kendi imkanları ve yakınlarının desteğiyle gezinti yaparak güzel bir gün geçirdi. Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez, açılışını yaptıkları kafe ile ilgili olarak engellilerle beraber olacağımız bir kafe açtık dedi. Başkan Çömez, engellilerin denize girmelerini kolaylaştıracak bir takım altyapılar oluşturuyoruz. Bugün de engelli arkadaşlarımızla birlikte tamamlanan kafenin açılışını yaptık. Daha önce engelli arkadaşlarımızın denizden daha kolay yararlanmasını sağlamak amacıyla belde merkezinde bir platform oluşturmuştuk. Ancak trafik yoğunluğu nedeniyle engelli bireylerimiz oradan yeterince yararlanamadı. Daha sonra şu an bulunduğumuz yerin çok daha uygun olduğunu gördük. Burada onların rahatlıkla kullanabileceği duşu, tuvaleti olan bir yer oluşturduk. Çevre düzenlemesi yaptık. Onların hizmetine sunduk. Bu bizleri oldukça mutlu etti, dedi. Açıkçası sadece engelliler için değil, yani engellilerle beraber olacağımız bir kafe açtık. Yani halka açık ama onların yaşamına, denize girmesini daha rahatlaştıracak, kolaylaştıracak bir takım altyapıyı oluşturmak açısından özellikle açılışı arkadaşlarımızla beraber yapmayı düşündük. Açıkçası maalesef yerel yöneticiler olarak bu konuda bu engelli arkadaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıcı yeterli hizmeti sunamıyoruz. Ben özellikle daha önceki yıllarda merkezde caminin yanında engelli arkadaşlarımızın denize ulaşmasını, oradan yararlanmasını sağlayıcı bir platform oluşturduk. Ama orası trafik açısından çok yoğun olduğu için yeterince buradaki arkadaşlarımız buradan yararlanamadı. Daha sonra bu bulunduğumuz mıntıkanın bu için çok daha uygun bir yer olduğunu gördük. Ve hemen buraya işte gördüğünüz gibi çok böyle ileri seviyede değil, duşu, tuvaleti, işte özürlü arkadaşımızın rahatlıkla onları yararlanabileceği ortamı oluşturduk. Ve etrafını da işte bir çardak kurmak vasıtasıyla, hep yeri çimlendirmek suretiyle onları hizmetine sunduk. Tabii ki bu beni son derece mutlu etti. Bugün bu arkadaşlarımızı son derece burada mutlu görmek beni de onurlandırdı. Başkan Çömez, gelecek yıl daha geniş ve detaylı bir çalışma yaparak yerel yönetim olarak üzerimize düşen görevi biraz olsun yerine getirmeye çalışacağız, dedi. Umuyorum bu çalışmayı önümüzdeki yıl daha da geniş, daha da detaylı yaparsak en azından üzerimize düşmüş olan görevi birazcık yerine getirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Açılışta yer alan Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Biçer de bu gelişmenin kendilerini sevindiğini kaydederek bu ülkenin medeniyeti engellilerine verdiği değerle anlaşılır. Burada bir plaj düzenlemesi oldu. Bir asansörde koyarak engellilerin denize girmelerini sağlamak istiyoruz. Bir dahaki sene bizler de katkıda bulunarak umarım bunu yerine getireceğiz. Bugünkü gelişme bile çok önemli bir adım. Ayrıca bu çalışma yarımada geneli için örnek bir çalışma. İnşallah burada engellilerin de engellerini kaldırıp yaşamalarını sağlarız diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Vallahi çok memnun olduk tabii. Öncelikle İbrahim Başkanım'ı kutluyorum çünkü böyle bir şey aklına getirmek bile çok önemli. Bir ülkenin medeniyeti engellilerine verdiği değerle anlaşılır. Burada böyle bir plaj düzenlemesi oldu. Biz de başından beri takip ediyoruz. Aslında bir asansör de koyarak onların denize girmelerine, ulaşmalarına da sağlamak istedik. Şimdi asansör için biraz geç kaldık bu yıl tabii. Ama bir dahaki sene buraya bir asansör de koyup onların denize girmelerini sağlamamız lazım. En azından bir adım atmış oldu burada. Önemli bir adım. Çok önemli bir adım çünkü her şeyin ilki çok önemli. Bunu Bitez Belediye Başkanı'nı kutluyorum. Bu örneğinden dolayı da kutluyorum. Yani yürekten kutluyorum. Bunu düşünmek, hayata geçirmek çok değerli bir şeydi.
İnşallah takip ederiz hep beraber ve burada engellilerin de engellerini kaldırıp yaşamalarını sağlarız diye düşünüyorum. Açılışa katılan engelli bireyler kendilerine hizmet adına yapılan çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini kaydederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.